Arkadaşlar merhabalar. Dik Üçgen'in 7. testindeyiz dostlarım. Hemen alıyorum testlerimi ve başlıyorum ilk soruyu çözmeye. Birinci sorumuz bakalım ne diyor? 135 derece var. 5 kök 2 var. 7 var. Buna göre ACX kaçtır? Şimdi ne dedik konu anlatımımızda dostlar? 135 bizim çok sevdiğimiz bir açının abisi. Kimin abisi? 45 derecenin abisi. 45'i göstereceksin o zaman. Çünkü ben 135'i kimden dolayı seviyorum? 45'ten dolayı seviyorum dostlarım. Hemen şurada 45'i gösterdim. Hocam bu tarafa doğru niye göstermedin 45'i? Evet bu tarafa doğru da gösterebilirdim. Fakat şuradan aşağı dik indireceğim zaman 45'in karşısına. Şurada daha gıcık sayılar karşıma çıkıyor. Ama burada bakın dikliği şöyle indirdiğinde 90'ın karşısı kök 2 ya. 5 kök 2. 45'lerin karşısı 5, 5 geldi. Her zaman kök 2'nin olduğu tarafa 45'i çizmek daha güzel, daha kolaylık sağlar. Peki şimdi büyük dik üçgene bakın. Bir dik kenarımız 5, diğer dik kenarımız 12 oldu. 5, 12'den 13'ü paketledim gobeller. Geldim 2 numaraya. Diyor ki, BC diyor, AB'nin kök 3 katıdır. Yani BC'ye K birim derseniz diyor, AB'ye K'nın kök 3 katı diyecekmişiz. Çünkü AB, BC'nin kök 3 katıymış. Peki bu bana neyi hatırlattı? Bakın bir dik üçgenin dik kenarlarından biri diğerinin kök 3 katı ne zaman oluyordu? 30, 60, 90 üçgeninde. Çünkü sadece 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı 60'ın karşısındaki kenara eşittir dostlarım. O yüzden bu bir 30, 60, 90 üçgenidir. Şu ortadaki de kareymiş. Hemen şuralara 90'lara bir çakalım şöyle. Kare madem. Şu kenarların eşit olduğunu bir gösterelim. Şuradası 60 derece. Şuraya 30, 60 ve 30'umuzu da yazalım. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2'dir. Demek ki bütün karenin kenarları 2. 90'ın karşısı 4'tür. Şuraya 4'ümüzü yazalım. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı 1 kök 3 olacak. Yine 60'ın karşısı 2 ise 90'ın karşısını bulurum ama bir de neyi soruyor? AD'yi soruyor. 4 bulduk. BE'yi soruyor. Onu da 1 bulduk arkadaşlarım. Çok uzatmaya gerek kalmadı. Cevap 5 çıktı. 3 numaraya geldim. Yine geometrinin ikinci farzını yapıyorum. Neydi dostlarım? 45 gördüğün zaman karşısına dikliği yapıştır. Hiç düşünme. 90'ın karşısı 5 kök 2 ise buralar 5, 5. 30'u görünce karşısına dikliği indir. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak 3 kök 3. 60'ın karşısı da 3 kök 3'ün yani 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacak. Şurası da 3 yaptı. 3 kere 3 9 geldi burası. Bakın şu dikdörtgenden dolayı 5 ise şurası da 5 oldu. Demek ki x uzunluğumuz kaç çıktı gobeller? 14 çıktı. Geldik şuna 4 numaraya. 67,5, 90, 22,5 üçgeni var. Şimdi bunun kuralını konu anlatımında söylemiştik. Neydi kural? 15-75'e biraz benziyor. H ile hipotenüs arasındaki ilişki. Yükseklik kaç ise 2 kök 2. Hipotenüs her zaman neye eşit olacak arkadaşlarım? Bunun 2 kök 2 katına eşit olacak. Bak buradakinin aynısını demiyorum. Bu ne olursa olsun 5 olsaydı yine 2 kök 2 katı olacaktı. Kaç olursa olsun hep 2 kök 2 katı olacak. 2 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı da 8'dir dedim dostlarım. Cevap Edirne'den geldi. 5 numaraya geldik. Hocam hem 30 hem 45 görüyorum. Karşısına bir diklik indireyim. Şimdi buradan zaten diklik indirmemin iki sebebi var. 30 ile 45'i gördüğüm için indirecektim zaten. Bir de şunu öğrenmiştik biz dostlar. Bir kenar bile 2'ye bölünse, güzel bir taktik öğretmiştim size. Herhangi bir kenar bile 2'ye bölünse aklına önce orta taban yapmak gelecek. Bak ben buradan bu paraleli çizdiğim zaman yani dikliği çizdiğim zaman bunlar hep paralel oldu. Hem burası 2'ye bölündüğü için burası da 2'ye bölündü ve bu da alttaki tabanın yarısı oldu 2. Şimdi 45'in karşısı 2 ise bu 45'in karşısı da 2. Buraları da 2 bulduk dostlarım. 90'ın karşısı 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Şuradaki 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3 olacak. Yani şuradaki A'nın dikliğe olan uzaklığı 2 kök 3. Şu AD'yi soruyor. X diyelim buraya. Bakın ne bulduk? X ile elhamdülillah siz de görün. X ile 2'nin toplamı
2 kök 3'e eşit. O halde x eşittir 2 kök 3 eksi 2 geldi. Sorumun cevabı Adana'dan çıktı. 6 numaraya geldim. Artık taktiği bakın nasıl kullanacağınızı öğrenmiştiniz bir önceki soruda. Ne dedik taktikte? Bir kenar bile 2'ye bölündüyse önce senin aklına Gobel ne gelecek? Orta taban yapmak. Bak burada 2'ye bölünmüş. Hemen paralel çiziyorum. Şu alttaki tabana orta tabanı çizdim. 8 ise yarısı olacak 4. Burayı da 2'ye bölecek. Toplam burası kaç santim? 12. 12'yi 2'ye bölün arkadaşlarım. 6 6 olacak. Demek ki burası da 4. Burası 6 olacak. U kuralından 60 ise şurası 120 derece gelecek ve bakın şurada özel bir üçgen çıktı. Bizim özel bir ikizkenar üçgenimiz 4 4. 120'nin karşısı ne olacak? Kök 3 katı. 4 kök 3 gelecek. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet. Hemen aldık. Yeni nesil sorulara geçiyorum şimdi dostlarım. Birinci sorumuz diyor ki, yedinci sorumuz daha doğrusu. Kısa kenarın uzunluğu 6 santim, uzun kenarın uzunluğu 8 santim olan eşkenarlar. Yani bunlar şöyleymiş dostlarım. Bir şurada 6 santim var. Şurada da 8 santimlik bir uzunluk var. Aynısından bir tane de şuraya koymuş. Bu da 8 santim. Şurası B ucuymuş. Burası da A ucuymuş. Bak şunları çizmedim. Bir daha çizmek gereği duymadım bunları. Bu bizim klasik sorumuz oldu arkadaşlarım. Neyi soruyor bize? A ve B noktaları arasındaki uzaklığı. Şurayı soruyor. Nasıl çözüyorduk bunu dostlar? Şurayı dikdörtgene tamamlıyorduk. Hemen tamamlayalım dikdörtgene. Burası da 90. 8'miş burası. Burası da 8. 8 ise burası da 8. Yani toplam ne çıktı? 14. Hemen Pisagor'umu yapıyorum. X'i bulacağım dostlar. Nasıl bir üçgen bu? 8, 14, X üçgeni. 2'ye bölelim önce. 4, 7, X bölü 2 üçgeni. Şuradan bir Pisagor yaparsak 49, 16 daha 65. Kök 65 olur. X dediğimiz uzunluk. O halde X bölü 2 kök 65 olur. X ne çıkar? 2 kök 65 çıkar. Demek ki cevabım Denizli'den geldi. 8 numaraya bakıyorum. Fotoğrafta inşaatlarda beton dökmek için kullanılan beton pompası görülmektedir. Tamam. Uzunlukları fotoğrafta belirtilen pompaların kolları şekildeki açılarla açıldığında A ve B noktaları arası kaç metre olur diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunu hemen gösterelim dostlarım. Bakın şurada şöyle bir şey var. Şurayı çizersem ben şu A ile şurayı birleştirdiğimi düşünün. Şurası A olsun, biraz daha düzgün olsun. Dostum bak 60'ın bir tarafı 2 kök 3, bir tarafı 4 kök 3. Hani 1'in 2 katı var. Bu hangi üçgen yine? 30, 60, 90 üçgeni değil mi? Demek ki şurası düz bir çizgiymiş meğersem dostlarım. Burası da dik, burası da dik ya. 180'i sağladığı için doğrusal açı geldi. Demek ki burası dümdüz bir doğrusal çizgiymiş. Şurada da 4 santim var. Bana da A ile B arasındaki mesafeyi soruyor. Yine şuraya çizeyim ben şekli dostlarım. Bakın şöyle bir şey oldu. Şurası 10. Şurası 4. Aradaki açı da 120. Bana da A ile B arasındaki mesafeyi soruyor. Dostlar 120'yi görünce ne yapacaktım ben? Hemen şöyle 60'ı gösterdim. 60'ın karşısına da diklik indim. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3 geldi. Peki hemen Pisagor yapalım. 9'un karesi 81 artı 5 kök 3'ün karesi 25 çarpı 3'ten 75 eşittir X'in karesine. 81, 75 daha 150 ne yapıyor arkadaşlarım? 81, 156 mı yapıyor? 156, evet. X kare 156, X eşittir kök 156 geldi. X eşittir kök 156 çıktı dostlarım. Şimdi bundan sonrasını burada yapıyorum. 156 nedir dostlar? Şöyle göstereyim. 2 çarpı 78, hatta 2 çarpı 2 çarpı 39. Şuradaki 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 39. Yani cevabım Ceyhan'dan geldi. Geldik 9 numaraya. Aynı noktadan harekete başlayan Alper 17 metre güney. Şimdi Alper burada olsun. Aynı noktadan başlıyorlar. Alper geldi. 17 metre güneye indi. Alper burada. Ömer ise 7 kök 2 metre kuzey batı. Şimdi kuzey batı da şöyleymiş arkadaşlarım. Hatta şurayla 45 derecelik açılar yapıyormuş. Kuzey ve batıyla 45 derecelik açılar yapıyormuş. Burada buraya 7 kök 2 metre geldi. Ömer de burada. Buna göre Ömer'le
Alper birbirinden ne kadar uzaklaştılar? Yani aralarındaki mesafeyi soruyor, şuradaki x'i. Bu bizim ilk sorumuza benzedi arkadaşlar. Bu testin ilk sorusu. Ben şimdi şurada 45 gördüm. Hemen karşısına diklik indirdim. 90'ın karşısı 7 kök 2 ise 45'lerin karşısı 7 7 olacak. Şuraya bakın şimdi dostlar, şu dik üçgene. 7 burası. 17, 7 daha 24 burası. 7, 24, 25 dik üçgeni çıktı. Bu sorumun cevabı. Geldik 10 numaraya. Şimdi Feyza öğretmen matematik dersinde Ayşe'yi çağırıp sınıftaki tahtanın alt kenarından 9 birim, sol kenarından da 6 birim uzaklıktaki A noktasını işaretliyor. O zaman bunu buraya bir çizelim biz. Şimdi tahta şurası. Dikdörtgen tahtamız şu. Şimdi bu tahtanın kenarlarını da vermiş olması lazım bize. Evet, vermiş. Sorunun ilerleyen aşamasında. Şimdi diyordu ki Ayşe'yi çağırıp alt kenardan 9 birim, sol kenarından 6 birim uzaklıktaki A noktasını işaretliyor. Şimdi sol kenardan 6 birim uzaklıkta, alt kenardan da 9 birim uzaklıktaki A noktasını işaretledi. Yani şurası 6 birim, şurası 9 birimmiş. 9, 6. Devamında da diyor ki, bu A noktası. Ardından Kerem'i çağırıp tahtanın sağ kenarından 10 birim, üst kenarından 4 birim uzaklıktaki B noktasını işaretliyor. Şimdi üst kenarından 4 birim, sol kenarı, sağ kenarından da 10 birim. Şöyle B noktasında buraya işaretliyor. Şurası 4, şurası da 10 birimmiş dostlar. B noktasını işaretlettiriyor. Dikdörtgen şeklindeki tahtanın kenar uzunlukları 20 ve 40 birim. Demek ki şurası 20, şurası da 40 birimmiş. Buna göre A ve B noktaları arasındaki mesafe nedir diye bir soru soruyor. Hadi şuradan aşağı bir diklik indirelim. 4 ise buraya 16 kaldı. Bu da 16. Şurası 9. Şöyle de bir diklik çizdiğinizde burası 9 ise 16'dan 9 çıktı 7. Şurası 10'muş. Şurası 6. 10, 16. 40'dan 16 çıkarsa 24. Şurası da 24. Bakın dik üçgenime. 7, 24. Hipotenüsü ne olur bu dik üçgenin? 25 olur Gobeller. Ve böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş oluruz. Bir sonraki videomuzda test 8'e geçeceğiz dostlar. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.